Evet, herkese merhaba. Bugün değişik bir şeyler yapacağız. Prenses Juliana Havalimanı'ndayız. Karşıda gözüken adaya gidiyoruz. Tango, Foxtrot, Foxtrot, Juliet. Burası da bayağı ünlü bir havalimanı. Bayağı videosu düşüyor internete. Bir bakalım gidelim. Nasıl bir şey olacak? Hep beraber bir güzel bir uçuş yapalım. Kısa bir uçuş olacak. Yaklaşık 20-30 mil falan vardır. Belki o kadar bile yoktur. Buraya gidiyoruz. Buradan aldığımız yolcuları bırakıyoruz. Oradan yolcuları alıp tekrar geri geliyoruz. Küçük uçak olduğu için şeyi modellemesini yapmamışlar. GSX yolcuları getiriyor ama binerken falan göstermiyor. Böyle bir sıkıntı var. Bu şekilde idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok.
Approaching. 1-0. Take off. On runway. 1-0. Flaps, flaps. Flaplarımız açık. Hadi bir tane daha açalım. Teşekkürler Olcay. Bugün tamamen bir ev var. Diş dönüşü ve VFR uçuş yapacağız. Tamamen görerek uçacağız. Hava açık. Full VFR, manuel, otomatik pilotsuz. ...700-800 fit gayet yeterli. Çok fazla yükselmeye gerek yok. Zaten karşınızdaki ada. Yaklaşınca zaten tanıyacaksınız. Bilmeyenleriniz varsa... ...bütün sosyal platformlarda illaki karşınıza çıkıyor. Teşekkürler Sinan, hoş geldin. Bugün en sevdiğim uçak var. Karavan. Ama yolcular yok herhalde. Belki touch and go yapabiliriz. Belki inebiliriz. Belki döneriz, sahilden ineriz. Burayı çok seviyorum ben. Burası çok keyifli bir havalimanı. Minnacık da bir pisti var. İnsan bir tane köpek balığı koyar şuraya ya. Offline uçuyorum, offline. Online değilim. Tamam.
Gelen giden çok oluyor. Kafamıza göre touch and go çalışırız. Şeyler yaparız. Gerçi git gel yapacağız. Plan o şekilde ama belli olmaz. Ufak uçaklarla yapılan küçük yolculukları çok seviyorum ya. Özellikle bu bölgelerde bunlar çok fazla. Çok fazla da kullanılıyor. Burada bir sürü ada var. Karşıya doğru vesaire. Bir sürü ada var. Bu adaların hepsinde bu tip küçük uçaklarla yolcu taşımacılığı yapılıyor. Neredeyse hepsinde havalimanı var. Burada bazı referanslar var. O referanslar varsa eğer hiç sorun yaşamadan havalimanını buluyorsunuz. Unstable. Ne diyorsun abla? Unstable. Unstable. Çok gece. Bu Efes realistik beni mahvediyor, bazen korkutuyor ya. Approaching 1 0 600 meters available. Hatırladınız mı? Tip out değil. Remaining. İzlediğim bir tane video vardı. Uçak buradan fırlıyordu sahile. İkisinde senaryo var. Default senaryo değil. Approaching 2 8 on runway 2 8 500 meters remaining. Flaps, flaps.
Sağ tarafta uçak bir park pozisyonu var. Sol tarafta da var. Merhaba. Bir tane daha karavan. Kuş yukarı çekmiyor. Dış kameraya gezelim. İnternette şuradan çekilen videolar denk geliyor. Buradan. Ya da şuradan falan çekiliyor videolar işte genelde. Böyle şurada bir şey var. Nasıl denir? Kavşak var. Aslında önemli olan şuradan sonra ne yaptığınız. Şurada çok yüksek kalırsanız kaçırırsınız. Çok alçak kalırsanız da şuralara vurabilirsiniz. Şuralara vurabilirsiniz. Burada böyle bir alan var. Böyle bir park pozisyonu var. Böyle küçük bir dağ yolu yapmışlar herhalde buraya, patika. Geldiğimiz yerde şu karşısı. San Martin, Prenses Juliana, Uluslararası Havalimanı. Sahili de güzel. Güzel bir tasarım yapmışlar. Böyle dalgalar falan eklemişler oraya. Burayı ufak şeylerle çevirmişler. Ne denir? Simitlerle çevirmişler. Deniz gayet canlı duruyor. Çok güzel olmamış. Buralar özellikle çok kötü duruyor ama. Hadi gidelim. Park frenini indirdiğim için. Sabaya gideceğim de Sabayı denemedim. Sabayı bir sonraki uçuşta yaparız. Sağ ol abi, teşekkürler. Denemedim derken senaryosu falan yok oranın bende şimdi. Yani sadece bu iki yeri yüklemiştim. Bunun da bir senaryosunu alayım. Bulayım bir şekilde bir yerden. İllaki vardır. Oradan da bir sabah turu atarız. Orayı da çok merak ediyorum ya. Bir yer daha buldum özellikle. Şeyde. Cenevre tarafında çok güzel bir yer. Oraya da bir uçuş yaparız. Ufak tefek böyle araya VFR uçuşlar sıkıştıracağız. Keyifli oluyor.
Approaching. 1-0. On runway. 1-0-600 meters. Remaining. Flaps. Kısa bir mesafede kalkıyor zaten uçak. Şöyle şuradan bir tur atalım. Kısa mesafede kalkıyor, yalnız uçak çok çabuk stall oluyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Minik uçaklar böyle. Burnu biraz fazla kaldır, hemen gidiyor. Özellikle dağlık tepelik yerlerde aman. Burada da böyle minnacık bir şey olmuş. Artık eski dönemden kalma bir şey mi onu bilmiyorum. Şuradan bir tur atalım. Meydanın üstünden geçelim. Welcome on board. Bak Demirbaş, hoş geldin. Teşekkürler. İnmeyeceğiz, sakin ol. Flaps. Too high. Çok güzel ya, benim çok hoşuma gidiyor burası. Unstable. Approaching. 2-8. Minnacık yere rosas yapmış. Meters available. Caution. Short runway. Flaps. Sabah. Bir sonraki uçuşta artık üçlüsü yaparız. Buraya geliriz, buradan oraya gideriz. Senaryosunu bulayım önce de, senaryosu yok çünkü bende şimdi. VFR uçak da şey olmuyor ya, hoş olmuyor buralar. Özellikle buralar senaryolu olacak. Hadi o dünya turunda uçtuğumuz yerler neyse de. Buralar... What the smile in the world? Flaps.
Flaps. Flaps. Flaps. Flaps. Burak Demirbaş, buradaysan kendini tanıt. Ben tanıyorum da arkadaşlar da seni tanısınlar. Karşıda bir yolcu gemisi var galiba. Ona doğru devam edelim. Zaten meydanda onun sağında kalıyor. Şöyle. Ben biraz joystickleri tutuyorum diye o yüzden ileri doğru yaslandığım için böyle duruyor. Bir de böyle bakıyorum ki hem göstergeler gözüksün hem de önü rahat görebileyim. O yüzden bu şekilde yani. Normalde şöyle durması lazım. Ya da şöyle bir şey. Böyle durursam da topa yutmuş gibi duruyorsun. Hiç hoş bir şey olmuyor yani. Şöyle daha keyifli benim için. En azından rahat rahat görebiliyorsun. Görüş açın geniş oluyor. Eye track değil, sahibinden de bir şey var, arkadaş var, ona tanışmıştım, o kendisi yapıyor, kulaklığın yanına monte ediyorsun. Bir de ufak webcam var, bir de ufak yazılım var, oradan bir şekilde çözebiliyorsun, yani gayet kullanışlı. Valla bence helal olsun yani. Ben çok keyifli kullanıyorum. Doğrudur da benim öyle bir yeteneğim yok onun için en azından. En azından onun için diyeyim yani. Benim işimi görüyor. Bir dünya para vermeye gerek yok yani. Tracker çok pahalı. Flaps. Flaps. Sizin kullandıklarınız şeyde oluyor mu? Microsoft Flight Simulator'da çalışıyor mu? Denediniz mi hiç? VR'lar.
Atrek şey değil mi? Direkt yüzünü tanıyor. Yüzündeki belli noktaları tanıyıp ona göre herhalde hareketleniyor değil mi? Yanlış mı biliyorum? Yar yorar ya uzun uçuşlarda. Yani ne kadardır takıyorum? Herhalde yarım saat 40 dakika falan oldu. Benim bir yorgunluğum yok. Ben başüstü kulaklık kullanıyorum. Başüstü kulaklığın yanında duruyor. Biraz yüksek mi kaldık ya? Unstable, unstable. Bakalım. Yok, yüksek kalmamışız. Birazcık. Caution, taxiway. Caution, taxiway. Approaching. 1-0. Piste çok meşhur oldu ya. San Martin'e geldik. Geçmiş olsun. Bunlar bizi bekliyor galiba. Şöyle tur atıp oraya yanaşalım. Geldik. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün kısa bir yayın ve kısa bir uçuş. Bir VFR tur attık, geldik geri. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşürüz.